Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Eski Ramazan adetlerinden bahsetmeye devam ediyoruz ve iftar sofralarından, Ramazan yemeklerinden, Ramazan ziyafetlerinde ikram edilen yemeklerden bahsettik. Fakat sözümüz bitmedi, bir programa sığmadı. Bu programda da bir miktar yine Ramazan sofralarından bahsedeceğiz. Efendim, Ramazan ayında herkes birbirine iftar daveti vermeye can atar. Eşi, dostu, konuyu, komşuyu çağırdıkları gibi garip gurebaları, fakir fukaraları da çağırırlar. Onları da mahrum etmezlerdi. Şimdiki gibi zengin zengini, fakir fakiri çağırmazdı. İftar sofrası dendi mi, şöyle 40-50-100 kişinin yemek yiyip karnını doyurduğu sofralar anlaşılırdı. Namı aylarca, günlerce, hatta senelerce konuşulurdu. Konakların altında kapı açık tutulur. Gelen geçen fakir fukara oraya çağrılır. Üst katta da davetliler, eş dost, konu komşu yemek yer ve böylece bu gece yad edilir, sevap umulurdu. Her zamankinden farklı bir takım yiyecekler de ikram edilirdi. Daha önce bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de güllaştır. Vaka, Türkler tatlıları severler. Asırlardan beri tatlıların bizim gündelik hayatımızda, hayatımızın dönüm noktalarında vazgeçilmez bir yeri var. Bunun için dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar çok çeşitli tatlı yok. Neşeli, sevinçli günlerin tatlısı baklavadır. Sadece bayram ikramı değil, düğünlerin, nişanların da en neşeli misafiridir. Sünnetlerin doyumsuz tadı zerdedir. Lokma ise mübarek günlerin, kandil gecelerinin tatlısıdır. Sıra gecelerinde ise yapanı pişman eden pişmaniye baş köşededir. Lohusa ziyaretine gelenlere kırmızı renkli karanfilli şerbetler verilir. Bebek diş çıkarınca buğdaydan hedikler pişirilir. Ceviz ve şekerle lezzetlendirilir. Yağmur duası mı yapılacak? Evlerden şeker, yağ, un toplanır. Kazanlarda helvalar çevrilir. Mis gibi kokar. Muharrem ayının o mübarek bilinen tatlısı aşure, Hazreti Nuh peygamberden beri yapıla gelir. Helva genellikle ölü evlerinde gelen giden misafirlere ikram için yapılır. Ölenin ruhu için okunan mevlütlerde de külahlı akideler ve daha neler neler. Hayatımızda her vesileyle iç içe olduğumuz nice ananevi tatlı çeşitlerinden şimdi aklıma gelen birisi var ki o da sütlü tatlıların en zarifi, en hafifi, gül kokulu güllaç. Ramazan ayının tatlısı. Ramazan ayı dendi mi akla güllaç geliyor. Hemen hemen pek çok aile, imkanı olan pek çok aile Ramazan ayındaki hazırlıklara muhakkak bir güllaç tekerinde katarlar. Osmanlı Devleti'nden bugüne gelen güllaç, Ramazan sofraları için yapılan nişastanın ince yapraklar halinde hazırlanıp şekerli süt ile ıslatılarak cevizle, bademle, bazen kaymakla tatlandırılıp gül suyu ile kokulandırılan bir lezzet numunesidir güllaç. Vaktiyle güllaç hamuru yoğrulurken dua edilir. Duasız açılmak istenen hamur bir türlü gerektiği gibi açılmazdı. Yapraklar süt ile ıslatılırken üzerine bir de Yasin suresi okunurdu. Güllaç yalnız bize has dualı bir Ramazan tatlısı. Bir işi daha yok. Bugün hala bir renk cümbüşü içinde gözleri gönülleri şenlendirerek bütün endamı ile Ramazan sofralarında, tatlıcı vitrinlerinde ismine yakışır bir vakarla böyle tarihi dillendirircesine böyle esrarlı ve zarif bir şekilde boy gösteriyor. Şöyle üzerine de kırmızı kırmızı nar tanelerini serptiğimiz zaman yenilmesine de doyum olmuyor. Efendim, Ramazan sofrasını bitirdik. Karnımızı doyurduk. İş bundan tabii bitmiyor. Misafirler dağılıp giderken daha önce de anlatmıştık, icap edenlere diş kirası adı altında şöyle dolgun bir bahşiş vermekte adetti. Tabii bunlar konak sahibiyle birlikte sofraya oturan kimselere değil, başka odalarda kurulmuş sofralara kabul edilenler için de bahis konusuydu. Fakir fukaraya da verilirdi. Büyük servet sahibi olmadığı, hatta çok zaman borçlara giriftar bulunduğu halde Ramazan iftarlarında en büyük kalabalık maliye ve dahiliye nazırlıklarında bulunmuş olan, hatta herkese bilinen son derece dürüstlüğü yüzünden meşrutiyetten sonra da görevine devam etmiş olan Akif Paşa'nın konağında olur. Hemen bütün odalar ve sofralar
sofralarla bezendiği gibi bunlar yaz Ramazanlarında bugünkü belediye sarayının yerinde bulunan konağın bahçesine kadar taşardı. Akif Paşa Ramazan ayının başından sonuna kadar bu dostu daha önce de bahsetmiştik. Küçük Sait Paşa'nın konağına da bir tabla dolusu neviz yemekler yollardı. Öldüğü zaman Sait Paşa pek üzülmüş ve torunu Faiz Gökmen'e anlattığına göre vallahi demiş Akif Bey, Akif Paşa benim veli nimetimdi. Cenazesini de kendi elleriyle yıkamış, bu kadir birliği göstermiş. Tabi bu Ramazan davetleriyle ilgili bazı fıkralar da var. Mesela böyle davetli davetsiz giden birisi, pek hoşlanılmayan birisi birinin kapısını çalmış. Hizmetkar kapıyı açmış. Beyefendi evdeler mi demiş. Şöyle iftara kısa bir zaman kalmış. Belli ki iftara kendini davet ettirmek istiyor. Hizmetkar da onun ne mal olduğunu biliyor. Hayır, sokağa çıktı demiş. Karşı taraftaki pişkin pişkin iftarda evde bulunmayacaklar mı diye sormuş. Hizmetkar biraz da oruç sersemliğiyle iftara yakın durun demiş. Gidip kendisine sorayım. Yine iki kişi konuşurken ah demiş biri ötekine dert yanmış. Şu Ramazan ayı da ne çabuk bitti demiş. Öbürü de demiş ki 30 Ramazan tamam oldu ya hiç farkında olmadık demiş. Öbürü de demiş ki ya demiş sen ne diyorsun? Benim daha 40 evlik iftarım vardı. Hepsi hikaye oldu. Bir gün birisi davetsiz olarak bir yerin kapısını çalmış. Kapıda da uşak demiş efendim ev sahibi burada yok. Bugün de burada iftar yok tabii ev sahibi olmayınca da bir yere gitmiş. Bu anaforcu bunun üzerine o akşam boynunu bükmüş dönmüş. Top patlayınca gecesi de haram olmuş. Ertesi akşam düşünmüş nereye gitsin? Nihayet en sağlamı budur diye Babali memurlarından bir tanıdığını hatırlamış. Yalısı da Beykoz'daymış bu zatın. Ne çare gidecek? Vapur parası vermiş. 2 saat yolculuk ve Beykoz'a varmış. Eyvah! O da yalıda yok. İstanbul'a inmiş. Bu hadise üzerine uzun bir hicviye yazmış. Uzun hicviyenin başı şöyle. Sirke içtim 11 ay. Ben bir lütufkar var diye. Şu harabi mideye bir usta mimar var diye. Bir sıva vurmaya geldim. Belki havyar var diye. Boş yere aldandım. İstanbul'da iftar var diye. Böyle kendi kendine kendini başka yerlere davet ettirmek isteyenler de tabii sonunda hüsrana uğrar. Onun için çok temkinli olmalı, dikkatli olmalı. Böyle kendisini kabul etmeyecek, evde bulunmayacak kimselere gitmemeli. Al başına derdi ondan sonra. Aç kalmak da var. Efendim, işte Ramazan ayının en gözde özellikleri, en önemli özellikleri bu iftar sofralarıydı. Bolluk, bereket, cömertlik, misafirperverliğin numunesiydi. Bunlar her halinin, güzel hayatın her halinin bir arada bulunduğu bir gönül, bir kültür zenginliğiydi. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.